Arı venomu alerjisi dediğimiz alerji türü belki alerjik hastalıkların içerisinde en şiddetlisi ve en tehlikelilerinden birisidir. Bunu daha önceden anlamak çok da mümkün olmamaktadır. Fakat genellikle insanlar arı venomu alerjisiyle lokal reaksiyon dediğimiz arı zehirinin dokuda yaptığı iltihabi reaksiyonu birbirine karıştırmaktadırlar. Alerji uzmanlarının arı alerjisi dendiğinde anladığı şey sistemik bir reaksiyon. Bu sistemik reaksiyon içerisinde şiddetli bronş spazmı, larynx spazmı dediğimiz ses tellerinin şiddetli ödemi sonucunda nefes almada zorluk ve anafilaksi dediğimiz bir ağır alerjik reaksiyon, hatta şoka kadar giden bilinç kaybıyla sonuçlanan, ölümle sonuçlanabilen ağır reaksiyonlardır. Bir arı bir kişiyi soktuğu zaman o bölgede görülen ve çapı 10-15 santimetreyi geçmeyen, çoğunlukla bundan daha düşük çaplı reaksiyonlar ise lokal reaksiyonlardır. Bunlar alerji olarak isimlendirilmez. Arı venomu alerjileri gerek yaban arılarıyla, gerek bal arısıyla, gerekse sarı kanat denilen türlerle, arı türleriyle gelişebilir. Şiddetli bir reaksiyonu olan bir kişi mutlaka bir alerji uzmanına başvurmalıdır ve testleri yapıldıktan sonra aşı tedavisiyle tedavi edilmelidir. Aşı tedavisinin en başarılı olduğu alerjik hastalık arı venomu alerjisidir. Bu üniversite alerji kliniklerinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Arı venomu alerjisi olan kişilerin dikkatli olması gereken bazı hususlar vardır. Özellikle bahar aylarında piknik yapmaya giden veya kırsal kesimde bulunan kişiler şunlara dikkat etmelidir. Özellikle gıdaların üzeri kapakla örtülmeli, kokuların etrafa yayılması önlenmeli, çöplerin olduğu yerlerden daha uzak yerlerde bulunulmalı, parfüm kullanılmamalı, kollar ve bacaklar kapalı tutulmalı, bir şapka giyilmeli. Özellikle renkli elbiselerin giyilmesinden kaçınılmalıdır.